bir şeye açıklık getirmek istiyorum arkadaşlar. Son dönemde benim videoların altına hem de farklı farklı videoların altına abi Jahre'ne çok iyi dalga geçmişsin. Abi Jahre'nin aynısını yapmışsın. Abi Jahre'ne çok güzel laf sokmuşsun diyen arkadaşlar arttı. Bu kişiye yani Jahre'ne yüklenmekteki amacınız adamı zaten sevmiyorsunuz da bunu bir bahane olarak mı görüyorsunuz? Yoksa ciddi ciddi hani ünlülerin arasında kavga çıksın da biz de seyredelim mi diyorsunuz? Çünkü bu yorumlar sadece bize gelse neyse. Jahren'e de aynı şekilde Efesan laf atmış, Efesan e dilenci demiş, Efes'in filmine dil uzatmış şeklinde bizi YouTube drama kanalı sanan arkadaşlar var. O yüzden bu olaya açıklık getirmek istiyorum. Eğer gerçekten ayar olduğum YouTuber'lar olsaydı ki var, tabii ki var yani. Onlardan isim vermeden bahsederdim. Neden? Çünkü gerçekten beni rahatsız eden bir konu varsa Burada podcast konusu yapmaktansa gidip kendileriyle konuşmayı tercih ederdim. Onun haricinde ise YouTuber'ların kendileri değil, yaptıkları işlerden bazıları beni rahatsız eden olay ve o yüzden de genel olarak isim vermiyorum. Biz en azından ben çünkü kendisini tanımıyorum. Ne bileyim işte bazı rapçiler gibi birbiriyle disleşip kısacası düşman bir kişi ve düşman bir fan kulübü bulup bunun üzerinden prim kasan insanlar değiliz. İşi gücü olan insanlarız. Hele ki yaşımızdan dolayı bu işler çok saçma. Daha genç olsak hayatın daha gerçek sorunlarını fark etmediğimiz için bunları gerçek sorun olarak düşünüp bu disleşmeleri ya da bu kavgayı, düşmanlığı arttırabiliriz. Ancak gerçek anlamda yapacağımız işimiz gücümüz olduğu için böyle şeylere ihtiyacımız yok. Söylediklerine ayar olduğum için atarlı bir podcast çektiğim bir tek Oğuzhan Uğur vardı. Onun sebebi de ben onu YouTube ünlüsü değil, gerçek ünlü olarak görüyorum. Çünkü zaten gerçekten ünlüydü. Yani şarkıları vardı, klipleri vardı. Ve benimle muhatap olacağını düşünmüyordum ünlü birisi olduğu için. Ancak bana cevap mesajı yazmıştı. Ateistlere karşı o şekilde konuşmak gibi bir niyetim yoktu diye. Bundan sonra da herhangi bir sorunum eğer olursa kendisine direkt olarak söylüyorum. Beni muhatap aldığı için. O yüzden aynı şekilde Cahren'le de ilgili bir sorunum olsaydı kendisine özelden yazıp bu derdimi anlatırdım. Özellikle dilencilik podcast'imi yaptığımda alta herkes o abi Cahreyn'den bahsetmişsin yazıp ondan sonra da Cahreyn'e e fayda sana laf çakmış demesi. Sonrasında Cahreyn'in oynadığını bilmememe rağmen Özgür Dünya filmini gömmem. Yine aynı şekilde Efes'in filmi gömdü demeleri. Bir de arka arkaya o denk geldi bu olaylar. Sonra bu Bob Afet karakterini yapmam. Ve yine aynı şekilde Efes'e laf atmış demeleri. Artık böyle Twitch'ten Twitch yayını mı yapıyordu Twitch'ten falan parça kesip YouTube'a koyuyorlar. Efe Aydal e laf attı. Cahiren cevap verdi falan diye. Cahiren cevap verdi dedi de şey işte ben öyle bir şey demiş olduğunu düşünmüyorum ama dediyse ayıp etmiş falan diyor. Uymaması güzel bir şey tabii ama uyacağını da sanmıyorum. Çünkü fazla seyircisi olan biri ve farkındaki bu tür disleşmelerde fazla seyircisi olan zarar eder. Bob Afet karakterine gelecek olursak sadece Cahiren değil hiç kimseyi taklit eden bir karakter değil. Çünkü Bob Afet zaten bir sketch değil filmden bir sahne ve koskoca filmden bir sahneyi tek bir kişiye laf atmak için ya da tek bir kişiye gönderme yapmak için harcamayacağım biliyorsunuz. Sadece Cahreyn değil hiç kimseyi temsil etmiyor. Hani hep şey derler ya gerçek hayattaki insanlarla benzerliği tamamen tesadüftür diye. İlla bazı karakterlere benzeyecek. Hatta isimde bile çok uğraştım var olan birinin ismine benzemesin diye. O kadar çok Twitch'çi var ki Sadece Türkiye'de bile. O yüzden bir isim sallayarak bile yapamıyorsun. Çünkü isim sallasan bir yayıncıya çarpıyor. İşin ilginç yanı da şu. Yani insanlarda kasıt olduğunu şuradan görüyorum. Özellikle ben söylüyorum. E-dilencilik olayı yabancı Twitch yayıncılarında var olduğu biliniyor. Türklerde var mı bilmiyorum. Eğer varsa söyleyin diye yazıyorum. Buna rağmen hala gidip Jahreyn'e Efe sana e-dilenci dedi diyor insanlar. Bunlar arkadaşlar sadece bu değil. Efe Aydal sıkıysa filanca dini kanala cevap ver. Efe Aydal sıkıysa filanca dini kanalla düello yap. Güreş yap. Ki o kanallar genelde şey diye geliyorlar. Abi ben şimdiye kadar ateistim. Mazlumlar Kervanı isimli bir kanal gördüm. Kafam karıştı abi. Şunlarla bir düello yapar mısın abi? İnsanlar iyi şeyleri hak etmiyor. Tabi bu olayın iyi yanı benim gibi insanlar da ünlü olabiliyor. Çünkü bu platformlar olmasaydı ben ve benim gibi birçok insan kesinlikle hiçbir şekilde ünlü olamazdı. Neden? Yani suyun başını tutanlar belli. Benim de böyle küçük bir seyirci kitlesine hitap edip sonra yavaş yavaş büyümem ve yavaş yavaş kendimi geliştirmem olamazdı yani imkansızdı böyle bir şey. O yüzden ona eyvallah ama maalesef 10 yaşındaki canı sıkılan ergen de aynı şekilde bize ulaşabiliyor. O yüzden onlar da hadi şunlar kapışsınlar da biz de eğlenelim kafasında böyle çok fazla mal ergen var. Göreceksiniz arkadaşlar bu olay düzene girecek bu olayın düzene girmesini bekliyorum. Şu anda böyle bir bataklıkta yaşıyoruz. Telefonun ilk zamanında olduğu gibi. Aradığın zaman kimin seni aradığı belli olmadığı için rastgele numaralara ait millet sapıklık yapabiliyordu. Senelerce bazen. Senin kaç sapığın var falan diye soruyorduk böyle. Sapı olmayan neredeyse yok da ha. Er ya da geç bu olayda düzene girecek. Çünkü bu insanlar ifade özgürlüğü vesaire bunu bahane etseler yine de birilerinin aklına gelecek. Seninle muhatap olan kişinin kim olduğunu görebileceğin bir platform gelecek. Ama o zamana kadar kim 8 yaşında, kim genç kız taklidi yapan 50 yaşında dayı, kim bizim mahalledeki adamların sahte hesabı bilemiyoruz. Bilemememize rağmen maalesef bu insanların muhatap olmamız gerekiyor. Ha bu arada evet. Yani biz de biliriz yalandan kavga edip çoluğun çocuğun klikini almayı. Biz de biliriz abi. Cahreyn'e özelden yazsam büyük ihtimal kabul etmez. Çünkü seyircisi onun daha fazla ama benim kadar seyircisi olan tanıdığım arkadaşlar da var. Onlarla konuşacağız mesela. Diyeceğiz ki biz şimdi disleşiyoruz, kavga ediyoruz, birbirimize laf atıyoruz falan. Bu bir gerçek. Biz bunu yaptığımız zaman iki tarafa da insanlar dolar. Zaten sanatçılar arasında sahte kavganın, sanatçılar arasında sahte düşmanlığın yaratılması ve pompalanmasının sebebi bu. Enayi insanlar buna inanıyor. Buna inanan insan enayidir. Nasılsa benim seyircilerim buna inanacak kadar enayi olmadığı için rahatlıkla burada söyleyebilirim. Nasıl oluyorsa o birbirine giren, birbirini disleyen adamlar aynı network'e bağlı oluyor falan. Nasıl oluyor o iş? Karşı network'tekine dis atamıyor. Aynı network'ten iki adam, iki ünlü sebepsiz yere birbirlerine giriyorlar. Birbirlerine düşmanlık ediyorlar. Hatta maalesef medyaya bile taşınıyor bu olay. Çünkü medyanın da zaten amacı klik. Ve insanlar da ciddi ciddi buna inanıp takım taraftarları gibi karşı tarafın taraftarlarına düşme oluyorlar. Bir seyircim belirtmişti. K-pop hayranlarının da Birçoğu böyleymiş. Mesela BTS ile EXO diye iki taraftar grubu varmış. Bunlar birbirlerine düşmanmış. Düşmanlık olunca birbirine bağlanmak da güçleniyor. Sizce benim bir şey soracağım. Sizce benim yalandan düşmana ihtiyacım var mı? <laughs> yalandan düşmana ihtiyacı olan biri gibi mi duruyorum? Yani arkadaşlar burada tecavüzcüler hakkında konuşuyoruz. Burada millete tecavüz iftirası atanlar hakkında konuşuyoruz. Burada sahte yardım dernekleri kuranlar hakkında konuşuyoruz. Burada bizim mahalledeki milleti soyup soğana çeviren insanlar hakkında konuşuyoruz. Burada muhalif gibi gözüken ama sürekli terör örgütü sempatizanlığı yapan insanlarla ilgili konuşuyoruz. Yalandan düşmana ihtiyacı olan biri gibi mi gözüküyorum? Eğer öyle olsaydım kolerayı millet gaza getirmişti gene. Kolera apla, kolera apla. Onların da büyük ihtimalle gerçek hayranları falan değil. Sadece gazlamaya çalışıp işte kadını gazlayıp bulduk birini. Bulduk hafiften sıkıntılı birini dalgamızı geçelim kafasıyla kolera abla fayda hastane demiş falan deyip onu gazlayıp onu konuşturup ondan sonra da koleradan tokat gibi cevap falan diye o konuştuğu yeri parçaya alıp yükleyen arkadaşlar isteseydim ona yaptığım dissi devam ettirirdim. Böylece ne olurdu? İşte ünlülerle disleştik, ünlülerle polemiğe girdik deyip o şekilde biraz çevirimi genişletirdim. Ama son kez söylüyorum demiyorum çünkü yine anlamayan insanlar olacak. Daha sonra yine söylemem gerekecek. Benim amacım zaten YouTube'da kalmak değil. Benim amacım zaten YouTube'da genişlemek değil. Benim amacım filmciliğe terfi etmek. Yapar mıyım, yapamaz mıyım? Yapabilirsem ne zaman yaparım bilmiyorum ama amacım bu. Bu amaca hizmet etmeyecek şeyleri de yapmayı düşünmüyorum açıkçası.